Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki bir tepkime de oluşup daha sonra harcanan maddeye ara ürün tepkimeye girip tepkimeyi hızlandıran ve etkilenmeden çıkan madde ise pozitif katalizör ya da e, kimyada genelde zaten katalizörü pozitif katalizör için kullanıyoruz. Sadece katalizör şeklinde şıklarda çıkarsa yine kabul ederiz. Ara ürün ve katalizör ise net tepkime de yer almaz diye bir bilgi verilmiş. Bir tepkimenin mekanizması sırasıyla bu şekilde gösterilmektedir bu tepkimeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi A şıkkında net tepkime sorulmuş. Net tepkimeyi bulmak için bunları taraf tarafa topluyoruz. Bakın şurada şu maddemiz girenlerde şu maddemiz ürünlerde bunlar birbirini götürdü. Onun dışında götürecek bir madde yok. Yani iki tane şu maddemizden var doğru. Ürünlerde bir bir daha iki tane bu maddeden var. Bir tane de flor var. O zaman A şıkkı doğru. B şıkkına baktığımızda hız ifadesi bu şekildedir demiş. Hız ifadesini yavaş olan basamağa göre yazıyor. O zaman burada hız eşittir k çarpı girenler kısmına baktığımızda bu maddeden var. Bu maddenin derişimi ve başında 2 olduğu için karesi. tabi gaz olduğu için yazıyor çünkü hız bağıntısına gazlar ve sulu çözeltiler yazılırken katılar ve sıvılar yazılmaz. B şıkkı da doğru. Ortama sabit hacimli kapta aynı sırada bu maddeden eklenirse tepkimi hızı değişmez. Bakın bu maddemiz hız bağıntısına var mı? Yok o zaman bu maddeyi yani eklemeniz hız, e, hızı etkilemeyecektir. C şıkkı da doğrudur. D şıkkına baktıysa bu maddemiz ara üründe demiş. Evet bakın bu maddemiz önce oluşuyor. Daha sonra harcanıyor. Arada oluşup daha sonra harcanan madde evet. ara ürün diyoruz. Bu da doğrudur. E şıkkına bakarsak sabit sırada kabın hacmi iki katına çıkarılırsa tepkime hızı yarıya iner demiş. Şimdi siz burada şunu söyle moler eşittir En bölü ve hacmi iki katına çıkarırsanız molarite ne yapacaktır? Yarıya düşecektir. Şuradaki maddenin molaritesi yarıya düşerse bir de üzerinde ikinci kuvvet olduğu için hız ne yapacaktır? 1 bölü 4 oranında azalacaktır. O zaman E şıkkı yanlıştır. Bu durumda cevap E şıkkı olacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki X ve Y tanecikleri arasında gerçekleşen tepkime ile ilgili deney sonuçları tablodaki gibidir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi bu tarz sorularda ne yapıyorduk? M mümkünse birini sabit tutup diğerinin değişiminin hıza nasıl etki ettiğine bakıyorduk. Şimdi mesela bir ve 3. deneye baktığımızda X sabit. Y ne yapmış? 2 katına çıkmış. Peki hız ne yapmış? 2'den 16'ya çıkmış. Yani 8 katına çıkmış. O zaman bakın 2'ye 8, 2'nin 3. kuvveti şeklinde olması gerekir ki ben şöyle söyleyeyim. Şu an x'i bilmiyoruz. Ama y'nin 3. kuvveti şeklinde olması gerekir ki burası 2 katına çıkarken 2'nin 3. kuvvetinin hız 8 katına çıksın. O zaman y'nin üstü 3 olacak. Şimdi bir de x'i inceleyelim. X için de şöyle yapalım. Bakın şurada ikinci ve üçüncü deneyde Y sabit. X ne yapmış? 1 bölü 3 oranda azalmış. Ama hız bundan etkilenmiş mi? Etkilenmiş. O zaman bizim hız bağıntımızda X yok. Benim hız bağıntım şu şekilde. Hız eşittir. K çarpı Y'nin üçüncü kuvveti şey ne olması lazım? O zaman birinci yargımız doğru. İkinci yargımıza baktığımızda hız sabitinin değeri yani sayısal değeri 2'dir demiş. Bunun için de kendinize bir deney seçmeniz lazım. Mesela ben birinci deneyi seçtim. Birinci deneydeki sayıları getirip şurada yerine yazıyorum. Hız 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. K çarpı y'nin derişimi 0 1. Onu da 10 üzeri eksi 1 yazdık. Bir de üçüncü kuvveti vardı. O zaman burası 10 üzeri eksi 3 yapar ve şunu götürür. O zaman buradan k'nın sayısal değeri 2 çıkar. Doğrudur. Tepkimenin derecesi evet, hız denkleminde şu maddelerin üstündeki sayıların toplamı bana tepkime derecesini verir. Burada sadece y olduğu için ve üzerinde 3 olduğu için. Bu da doğrudur. Bu da cevap e şıkkı yani hepsi olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki ya aşağıda bu tepkime için x ve z derişimlerine bağlı tepkime hızı grafikleri verilmiştir. Bu grafiklere göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın şunu söyleyelim. X'in derişimi ne kadar değişirse değişsin tepki hızı etkilenmemiş. Z'nin derişimi ise tepkime hızıyla doğru orantılı olarak artmış. Yani o zaman burada şunu söyleyeyim hız eşittir K çarpı mesela Z'nin derişimiyle doğru orantılı. Yani hız bağıntısında X yok. Bakın girenlerde X var ve gaz halinde olmasına rağmen hız bağıntısına yazılmıyorsa nedir? Bu tepkimen kesinlikle mekanizmadır. Yani x yavaş basamakta yer almıyor şeklinde söyleyebiliriz. İkinci yargımıza baktığımızda katalizör kullanılmıştır diyor. Bununla ilgili bir sonuca ulaşmamız imkansız. Çünkü burada eşik enerjisi değerleri verilmemiş ya da işte eşik, enerjisinin değiştiği ile ilgili bilgimiz falan yok. Tepkime hızı z'ye göre ikinci derecedendir denilmiş. Bakın doğru orantılı olarak artmış. bu durumda birinci dereceden olması lazım. O zaman bu yanlıştır. Burada cevap yalnız bir yani aşık olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda ki verilen bu tekmenin hız denklemini bulabilmek için yapılan deneyler ve sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tepkimenin hız denklemi ve x'in değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada e, öncelikle şunu söyleyelim mümkünse birini sabit tutup diğerinin miktarındaki değişimin hızı nasıl değiştiğine bakmamız gerekiyordu. Bakın öncelikle şunu söyleyelim. Mesela birinci ve dördüncü deneyi alırsanız z sabit. Bu durumda x ne yapıyor? İki katına çıkıyor. Hız ne yapıyor? Hız da iki katına çıkıyor. Bakın aynı oranda etkilendiği için o zaman bu maddemizin birinci kuvveti olacak. Geldik şuraya. Bakın üçüncü ve dördüncü deneye baktığımızda Y sabit. Z ne yapmış? Yarıya düşmüş. Peki hız ne yapmış? 1 bölü 4 oranda etkilemiş. O zaman burası 1 bölü 2 oranda azalırken burası 1 bölü 4 oranda azalıyorsa bunun ikinci kuvvet olması lazım. Çünkü ikinci kuvvet olsa 1 bölü 4 olarak etkiler. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Hız eşittir. K çarpı Y'nin birinci kuvveti ve Z'nin karesi olması lazım. Şimdi burada geldik. X'i nasıl bulabiliriz? Şu Tablomuzu temizliyorum. Evet bakın e, şunu söyleyeyim. Y'nin birinci kuvveti ve Z'nin karesi olacaktı. Şimdi arkadaşlar birinci ve ikinci deneye baktığımızda Y sabit. Bu maddemiz ne yapıyor? İki katına çıkıyor. Bir, bu madde iki katına çıkarken bir de üzerinde karesi var. O zaman hız dört katına çıkacaktır. Yani burayı dörtle çarparsanız burası sekiz çarpı on üzeri eksi üç olacaktır. Yani şıklara bakarsak Y'nin birinci kuvveti Z'nin karesi 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 A şıkkı çıkacaktır. Bunu bakın bu ikin ya yani x'in hız yani değerine şöyle de bulabilirsiniz. Önce hız sabitini bulursunuz, daha sonra getirip yerine yazarsınız. Ama uzun e, bir çözüm yoldur. Burada direkt tablodan kendiniz bunu yorumlayabilirsiniz. Ya yani bu durumda cevap A şıkkı çıkar arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımızda ki belirli sıcakta gaz fazında gerçekleşen tepkimesi için yapılan deneyler aşağıdaki gibidir. Buna göre azot ve oksijen gazdan derişimleri 0.3 molar yani molarite alınırsa bu maddenin oluşum hızı kaç mol bölü dakika olur diye sorulmuş. Şimdi burada şöyle yapalım. Öncelikle hız denklemimizi bulalım. Şimdi şurada dikkat ederseniz e, oksijen sabit. Bu maddemiz iki katına çıkmış. Hız dört katına çıkmış. O zaman burası iki katına çıkarken hız dört katına çıkıyorsa azotun karesi şeklinde olması lazım. Çünkü ikiye 4 oranı var. Şimdi geldik oksijeni bulmaya. Tabi oksijeni bulurken dikkat ederseniz e, azotun sabit olduğu bir yer yok. O zaman şöyle yapıyoruz. Bakın öncelikle azot burada ne yapıyor? 3 katına çıkıyor. Şimdi azot 3 katına çıkıyorsa bir de ikinci kuvveti var da o zaman ne yapacak? 3'ün karesi sadece 3'ün karesi 9 sadece azottan dolayı hız 9 katına çıkacak yani 4 çarpı 9'dan 36 çarpı 10 üzeri eksi 5. Yani buradaki değişimi hıza yansıttık artık hızı yazdık yani şu geriye kalan artış miktarı oksijenden gelecektir. Yani burada oksijen ne yapıyor 2 katına çıkıyor. O zaman şuradan itibaren bakın 36'dan 70 gene yapmış? 2 katına çıkmış. O zaman bunun birinci kuvveti olacak. Şeklinde söyleyebiliriz. Tekrar belirtiyorum. Şu azotun miktarındaki artış 3 katı olduğu için 3'ün karesinden dedik ki sadece azottan 9 katına çıkar. 36 çarpı 10 üzeri eksi 5 yapar. Azotun değişimini yansıttık. Daha sonra oksijen 2 katına çıkmış. Hızda 2 katına çıkmış. O zaman bunun birinci kuvveti olacak dedik. Yani hızımız şöyle oldu. Hız eşittir. K çarpı azotun ikinci kuvveti oksijenin birinci kuvveti şeklinde oldu. Şimdi burada öncelikle hız sabitimizin sayısal değerini bulalım. Daha sonra şu 0.3'e göre hızı da buluruz. Şimdi e, ben birinci deneyi seçtim ve buradaki değerleri yerine yazacağım. Burası 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir k çarpı azotun değişimi 0.2. Onu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazdım. Karesi çarpı 0, 2. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 oldu. Buradan işlem yaparsak öncelikle şuranın karesini alırsak 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. K çarpı burası da 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 yaptı. Burası da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Şuradan 4'ler birbirini götürdüm. Şuradan bakın 10 üzeri eksi 3 yapar. Şunu da götürsek buradan 10 üzeri eksi 2 kalır. Şu iki de karşıya bölümü olarak geçerse bu şekilde oldu. Hatta bunu 1'i 2'ye bölersen 0,5 yapar. Buradan k eşittir 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Onu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazabilirsiniz. Matematik kısmını biraz uzattım ama bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi geldik. Yeni hızı bulmaya bakın. Hız eşittir. K'nın değeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Azotun değeri şimdi 0, 3. Yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazdım. Karesi. Şuradan dolayı. Oksijen için 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazdık. Şimdi şuranın karesini alırsam 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 3'ün karesi 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapar. Şurası da çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. 5'i 9 ile çarptık 45. 3 çarptık 135. 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 6. Evet bu şekilde bir sonuç bulduk. Tabii şıklara baktığımızda bu şekilde değil de bunu şöyle 13,5 çarpı 10 üzeri eksi 5 şeklinde yazmışlar. Yani cevap A şıkkı olur arkadaşlar. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki iki basamakta gerçekleşen bu tepkimenin yavaş basamağı bu şekilde olduğuna göre tepkime gaz fazında da gerçekleşir. Bu da belirtilmiş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın bir tepkime net tepkimesi ve ara basamaklardan biri verilmişse verilmeyen basamağı şu şekilde bulabilirsiniz. Net tepkimeyi aynı şekilde yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki A artı 3B 2C artı 2D. Verilen ara basamağı ise ters çevirip altına yazıyoruz. Yani şöyle yapacağız. Bakın ters çevirsek burası C artı 3 K. Diğer tarafta ise A artı 2B şeklinde olacak. Şimdi taraf tarafa topladığımızda tekrar söylüyorum net tepkime aynı yazınız. Verilen ara basamak artık hızlı olur, yavaş olur, birinci basamak olur, ikinci basamak olur. Hangisi olursa olsun onu ters çevirdiniz, yazdınız ve taraf tarafa topladığımızda bakın A'lar birbirini götürdü. Şurada bir tane C var, şurada iki tane C var. O zaman C'nin biri burada kalır. Yine B'ler için aynı durum söz konusu. Bakın 2B'ye 3B var. İki tanesi giderse burada B kalır. O zaman buradan B artı 3K diğer tarafta ise C artı e, 2D şeklinde olacaktır. Yani bu durumda bakın B şeklinde diyor ki tepkimenin hızlı basın bu şekilde doğrudur. Bu şekilde bulabilirsiniz. Tepkimenin hız denklemi denilmiş. Hız denklemi yavaş adıma göre yazılır. Bakın şurada yavaş adım belirtilmişti. Ve bunların hepsi gaz. Biliyorsunuz ki hız denklemine gazlar ve sulu çözeltiler yazılır. O zaman hız eşittir. Ya da tepkime hızı şeklinde yazılabilir. Hız sabit çarpı A'nın başında 1 var. A'nın birinci kuvveti çarpı B'nin başındaki olduğu için karesi şekli olacak. O zaman A şıkkı da doğrudur. Tepkimenin derecesi 4'tür demiş. Bakın tepkimenin derecesi şu hız denkleminde bulunan sayıların, yani maddenin üstündeki sayıların toplamda 1 artı 2'den buradaki tepkimenin derecesi 3 olması lazım. C şıkkı yanlıştır. B'nin derişimi 2 katına çıkarılınca hız 4 katına çıkar denilmiş. D şıkkına hep bakın bu maddeyi bu maddemizin derişimini 2 katına çıkarırsak bir de üstünde karesi var o zaman ne yapacaktır? Hız 4 katına çıkacaktır. D şıkkı da doğrudur. E şıkkına baktığımızda C'nin derişimi arttırırsa tepkimin hızı değişmez. Bakın C maddesi hız denkleminde var mı? Yok. Yani şuradan da göstereyim. Hız denkleminde yok. O zaman C'nin derişimi bize ilgilenmez. Hızı etkilemez. O zaman E şıkkı da doğrudur. Burada yanlış olan C şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki iki basamakta gerçekleşen tepkimenin hız bağıntısı bu şekilde olduğuna göre hız denklemi de ikinci basamağa göre yazıldığına göre aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim bakın burada iki basamaklı bir tepkimemiz varmış. Birinci basamak, ikinci basamak ve net tepkimemiz. Şimdi net tepkimemiz şu 3x artı 2 2y x3 ve y2 olmuş. Şimdi iki, e, hız denklemi ikinci basamağa göre yazıldı, yazılıyor demiş. O zaman hız denklemi yavaş adıma göre yazılır. Bizim ikinci adımız yavaş olan adım e, ve şöyle olacak. Bakın hız denklemine baktığımızda e, hız denkleminde biliyorsunuz gazlar ve sulu çözeltiler yazılırken katılar ve sıvılar yazılmaz. Şunlar yazılmış. O zaman iki, ikinci basamakta 2z iki artı y. Şimdi artı burada şunu söyleyeyim. Herhangi bir katı ya da sıvı madde olabilir. Bu mesela A maddesi olabilir arkadaşlar. Ya bunun için bir şey söyleyemem. Ya A maddesi vardır, katıdır ama hız denklemine yazılmamıştır. Bunu biraz sonra neden belirttiğimi şıklar üzerinden giderken daha iyi oturacaktır, anlatacağız ve buradan ürün oluşacak. Bakın şu maddeler hız denklemine yazılır. Bunlar gaz ya da sulu çözelti. Şimdi bir, A şıkkında diyor ki birinci basamakta Z bulunmaz. Bakın Z maddesi ikinci basamakta var. Ama net tepkime de yok. O zaman bunun anlamı nedir? Şurada birinci basamakta ürünler tarafında 2Z olması lazım ki bunlar birbirini götürsün. Çünkü net tepkime de Z yer almamış. O zaman birinci basamakta Z bulunur demesi lazım da. Bu yanlış. Z katalizör de diyor. Bakın Z birinci basamakta oluşuyor. ikinci basamakta harcanıyor. Biz buna ne diyorduk? Ara ürün diyorduk. O zaman B şıkkı da yanlış. Tepkime derecesi 3'te diyor. Tepkime derecesi hız denklemindeki şu maddelerin üstündeki sayıların toplamıdır. 2, 1 daha 3. Bu kesin doğru. X, 3, Y2 ara üründü diyor. Bakın X, 3, Y2 net tepkime de var. Ara ürün ve katalizör net tepkime de yer almıyordu. Yani bu maddenin ara ürün olması imkansızdır. Bu da yanlıştır. Yavaş basamağın denklemi bu şekilde de diyor. Bakın 2Z artı Y var. Evet. Ama biz ne dedik? Mesela burada A, B ya da C gibi farklı bir katı ya da sıvı madde yeri alabilir mi? Alabilir. Yani biz burada başka bir maddenin olup olmadığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Çünkü soru kesinlik sorusu. Onun için bu da bilinemez. Şurada A maddesi olabilir dedik. O zaman E şıkkına kesin doğru diyemiyorum. Burada kesin olan C şıkkı olacaktır. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki gaz fazında A ve B saf maddelerin mekanizmasız olarak gerçekleşen tepkimesiyle ilgili deneyler aşağıdaki gibidir. Buna göre A ve B elementleri arasında gerçekleştiren tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu tablolu sorularda yapmamız gereken işlem şuydu. Birini sabit tutup diğerinin değişimine bakmakta. Bakın birinci ve ikinci deneye baktığımızda A maddesi sabit. B maddesi iki katına çıkmış. Hız da iki katına çıkmış. Aynı oranda at, artmış mı? Artmış. O zaman B'nin birinci kuvveti olur. Geldik buraya. Ee, şu, yani şu kısma. Birinci ve üçüncü deneye bakarsak B maddesi sabit. A maddesi iki katına çıkmış. Hız dört katına çıkmış. O zaman bu madde iki katına çıkarken bu madde dört katına çıkıyorsa o zaman bunun ikinci kuvveti olması gerekir. Çünkü karesi şeklinde olacak ki 2'nin karesi 4 şeklinde etkilsin. O zaman benim e, A'nın üstünde 2 varsa tepkime de şöyle olacak. 2A artı B'nin üstünde 1 varsa 1 tane B olacak. 2A artı B ve diğer tarafı da ürün şeklinde yazacağız. Yani şıklara bakarsak aradığımız cevabın B şıkkı olduğunu göreceğiz. 9. sorumuza baktığımızda diyor ki iki basamakta gerçekleşen bu tepkime'nin hız denklemi şu şekildedir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi e, birinci yargımıza baktığımızda tepkime hızı x'e göre ikinci. Evet x'in üzerinde 2 var. y'ye göre birinci derecedendir. Evet y'nin üzerinde 1 var. Yani yazılmaz doğrudur. x derişimi iki katına çıkarılıp y derişimi yarıya indirilirse tepkime hızı iki katına çıkarıyor. Bakın tepkime hızı eşittir. Hız sabiti çarpı x'in karesi çarpı y'nin birinci kuvvetiydi. Şimdi siz x'in derişimini iki katına çıkarırsanız. y'nin derişimini de yarıya indirirseniz. Şimdi bunun üstünde bir de karesi vardı. O zaman 2 çarpı 2'den burası 4 kat arttıracaktır. Burası ise 1 bölü 2 oranında etkileyecektir. O zaman buradan sadeleştirdim. Evet hız buradan iki katına çıkacaktır. O zaman ikinci ifademize doğrudur. Üçüncü ifademize baktığımızda diyor ki hız sabitinin birimi bu şekilde de diyor. Hız sabitinin birimi kısa yoldan şu şekilde buluyorduk. Litre bölü mol. Tepkime derecesi eksi bir. Çarpı bir bölü saniye şeklinde. Tepkime derecemiz kaç? Bakın x'in üstünde iki var. Y'nin üstünde bir var. Toplam 3 yapar. Getirip buraya 3 üç yazdığında üçten bir çıktı iki. O zaman litre kare bölü mol kare ve saniye şeklinde olması lazım. Bakın burada litre ve mol'ün yeri değişik yazılmış. O zaman burası yanlıştır. Bu durumda cevap B şıkkı yani 1 ve 2 olacaktır.